Efendim herkese merhabalar. Ben Barzonius ve kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda öncekilerde olduğu gibi 24 Eylül'de çıkmasını beklediğimiz Roads to Power ek paketi ve güncellemesinin öncesinde bildirilen geliştirici günlüklerini incelemiştik. Bu da bununla alakalı son video olacak. Yani güncelleme çıkmadan önceki son video. Ve bu videoda 156 ve 157 numaralı geliştirici günlüklerini inceliyor olacağız. Her ne kadar iki geliştirici günlüğü inceliyor olsak da çok uzun bir video olmayacak. Çünkü 156 numaralı geliştirici günlüğünde birçok kısmı atlayacağım ve belli başlı yerleri göstereceğim. 157 numaralı geliştirici günlüğünde de genel bir duruma bakacağız. Dolayısıyla vakit kaybetmeden incelemeye başlayabiliriz. Efendim burada görmüş olduğunuz gibi 156 numaralı geliştirici günlüğünü görüyoruz. Bunun ismi modlama ve başarımlar. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bu geliştirici günlüğü okuduğum zaman... Normalde ben modlarla uğraşan ya da modları kullanan biri çok değilim. Teknik veya kozmetik olsun ek içerik sunan modlarla çok aram yok. Ben daha çok oyunu vanilya haliyle yani sade haliyle oynamayı severim. Ki takipçilerimin de çoğu bu konuda dert yanıyor diye anlıyorum. Yani en azından yorumlarda okuduğum kadarıyla. Dolayısıyla 156 numaralı bu geliştirici günlüğün çok büyük bir kısmını atlayacağım. Çünkü ben mod kurulumu ve mod kullanımı yapan biri değilim. Dolayısıyla buradaki bilgilere okuduğum halde sizlere aktarsam çok bir şey çıkmaz çünkü burası daha çok teknik bilgi. Yani buradaki teknik bilgileri size aktarsam da bilginiz olmaması dahilinde benim aktaracağım bu ek bilgiler sizin çok bir işinize yaramaz. Dolayısıyla eğer modlarla alakalı yani bu Road to Power ile gelecek olan ek içeriklerle alakalı yapılabilecek modlarla alakalı bizzat bilgi sahibi olmak isterseniz Paradox formunda bulunan 156 numaralı Crusader Kings 3 geliştirici günlüğünü veya Crusader Kings 3 resmi YouTube kanalındaki ilgili videodan takip edebilirsiniz. Ancak bu ilgili geliştirici günlüğüne benim anlatabileceğim belli başlı konularda var tabii ki. Bunlardan bir tanesi oyuna yeni aktarılan güncellemeden önce Steam'e, Xbox'a veya diğer ilgili oyun platformlarına çoktan Paradox tarafına aktarılmış alınabilir yeni başarımlar var. Bu başarımları şu an tabii kazanamıyorsunuz çünkü ilgili oyun mekanikleri daha oyunda mevcut değil. Ancak 24 Eylül'de gelecek güncelleme ile beraber bu başarımları da kovalayabilirsiniz. Şunlara bir tek tek bakalım mesela. Paradox burada anlattığına göre önce kolay olanlardan başlamışlar. Biz aşağı indikçe de bunların zorlukları artıyormuş. Mesela burada diyor ki tarihsel açıdan tutarsız. Böyle bir başarım var. Bunun için de ne yapmak gerek? Tarihsel karakter olarak çıka gelen bir karakteri seçip oyuna onunla devam edip bir maceraya çıkmak. Son geliştirici günlüğünde özellikle videonun sonlarına doğru bu tarihi karakterlerden biraz bahsetmiştim. Dante Alighieri, Fibonacci, Nasreddin Hoca, Mevlana Celaleddin Rumi, Ömer Hayyam gibi tarihte var olmuş ve tarihe kendi izini bırakmış karakterlerle bir noktada karşılaşabiliyorsunuz. Kendi hanenizi apar topar bırakıp bu karakterlerle artık oyuna devam etmeniz mümkün. Tabi bunu yapabilmek için sadece güncelleme değil aynı zamanda Road to Power ek paketine de ihtiyacınız var. Tabi burada ayrıca bahsettiği gibi siz bu tarihsel karakterlerle ya da diğer topraksız karakterlerle bir maceracı gibi oynamak istiyorsanız Road to Power ek paketine sahip olmanız gerekecek. Kardeşler Birliği diye bir başarım var. Burada da yapmanız gereken şey en az 10 tane kamp takipçisine sahip olup her kamp takipçisinin size karşı olumlu bir görüş olması lazım. Burada bahsettiğine göre bunu yapmak da çok zor değil. Sadece kamp takipçilerinin ihtiyaçları ile ilgilenirseniz onlar da zaman içerisinde sizden daha çok hoşlanır diyor. Burada başka bir başarım var. Kuantum sıçraması diye aynı oyun içerisinde yeni bir kader seç seçeneğine 5 defa tıklamanız gerek. Yani bu şu demek. Siz bir yönetici olarak bir noktada öldünüz ve veraset gerçekleşti. Birincil varisi olan diyelim en büyük çocukla değil de o varisin kardeşleri veya bir önceki kralın kardeşleriyle ya da hanedanın diğer mensuplarıyla da oynamayı seçebilirsiniz. Burada doğum hakkı var. Meşruiyetçi bir maceracı olarak hak iddiası sahip olduğunuz bir krallığa ya da bir imparatorluğa karşı savaş kazanın. Mesela burada zorluk biraz artıyor diyor. Yani bu normal şekilde de yapay zeka ile de bu yapılabilir. Siz de bunu yapabilirsiniz. Mesela bunun en büyük örneği, en göze çarpan örneği 1066'da İngiltere istilasında eğer Harold olarak topraklarınızı kaybederseniz zaman içerisinde topraksız biri olarak tekrardan ya William'dan ya da Harold Hardrada'dan kendi tahtınızı geri almaya çalışabilirsiniz. Efsanevi belge işi. Bu da şu demek bir karar aracılığıyla idari hükümeti benimseyin. Çok basit. Yeterince büyük bir ülkeye sahip olacaksınız ve şartları karşılamaz durumunda da feodal ve aşiret olmanız durumunda bu karar aracılığıyla idari hükümete geçeceksiniz. Burada başka bir başarım var. Burada İngilizce tabi bir kelime oyunu var. In good estate diye yazmışlar. Belki Türkçe'ye asmalı konak diye de çevrilebilir. Bu da şu demek. İdari yönetimde siz bir soylu ailenin başı olarak sahip olduğunuz konağı sonuna kadar geliştirin ve bütün dış slotları doldurun. Tabi belki bunu yapmak çok zor olmasa ciddi süre gerektirebilir. Çünkü birinci seviyeden başladığınızı düşünürsek ve belli başlı geliştirmelerinde belki de belki de kültürel buluşa göre kısıtlandığını düşünürsek bunu yapmak biraz vakit alabilir. Burada ilginç bir başarım var. Sıkıntı yok, izin aldım diye bir başarım var burada. Bu da şu demek, idari yönetimde güçlü olmayan bir aile olarak bir hak iddiası veya bir izin alın ve güçlü bir ailenin konağını yağmalayın. Buradaki açıklamaya göre şu, imparatorla aranızı iyi tutun ve İmparatordan belirli bir izin alarak düşmanlarınızı çarpın. Bizans içinde oynarsanız muhtemelen çok fazla düşmanınız olur. Dolayısıyla da bu potansiyel düşmanlıklar ortamında böyle bir karar almak belki de sizin faydanıza olabilir. Tabi bunu yapmak için Bizans veya idari hükümeti benimsemiş bir imparatorluk içerisinde oynayan bir vali olmanız lazım. Burada despotik diye bir başarım var. Bu şu demek, bir eş imparator olarak bir krallık yönetin. Öncelikle sizin bir imparatorluğa varis olmanız lazım ya da imparator tarafından eş imparator ilan edilmeniz lazım. Siz eş imparator ilan edilen bir idari vali olursanız ve yeterince toprağınızda olursa bir krallık elde edebilirsiniz. Mesela örnek verecek olursak, şimdi Sırbistan'da başladınız yani 1066'da Raşka dükü olarak başladınız bir şekilde artık kendinizi eş imparator ilan ettirdiniz ve Sırbistan Dejur Krallığı'nı kurdunuz gibi. Burada hizmet etmekle yetinmemek isimli bir başarım var. Açıklaması şu, 1178'de Palaiologos Hanesi olarak başlayıp bir noktada Bizans İmparatoru ol demek istiyor. Tabi bu biraz tarihsel bir başarım çünkü burada anlattığına göre Palaiologos Hanesi Bizans İmparatorluğu tarihinde en uzun süre güçte kalmış hanedan olarak gözüküyor ve ondan öncesinde de Bizans imparatorlarına soylu bir aile olarak uzun sürede yardımcı olmuşlar. Burada başka bir başarım var ve İngilizce yine ayrı bir kelime oyunu yapılmış. En dipten başladık, şimdi buradayız diye. Yani started from the bottom now we're here yerine now we're ERE demişler. Bu da şu demek. Bir maceracı olarak Bizans imparatorluğu içerisinde bir konak satın alın ve kendi soyunuzu imparator yapın bir noktada diyor. Olabilir. Yani uzun vadeli bir macera düşünüyorsanız siz bir oyunda bence yapılabilir bir şey. Tabii öncelikle ilgili toprak sahibini yani vali veya belki de imparatoru konak satın alacak kadar ikna edebiliyor olmanız lazım diye düşünüyorum. Ha tabii bir de burada ayrı bir ipucu verilmiş. Eğer Bizans'ın devlet dinini benimserseniz bunu yapmak daha kolay olabilir. Burada ayrıca bir başarım var. Hasan Sabbah ile ilgili. İsmi dağdaki yaşlı adam. Burada anlattığına göre Hasan Sabbah ile maceracı olarak oynarsanız oyun içerisinde kendisine özgü içerikler olacak. Yani siz oyunda bir sürü maceracı karakter oluşturabilirsiniz de, bir sürü maceracı hazır karakteri seçebilirsiniz ancak burada görüldüğü kadarıyla Hasan Sabbah'a özel başka içerikler olacak. Bu eşsiz içeriği oyun içerisinde görebileceksiniz ve burada anlattığına göre Hasan Sabbah'ın eşsiz içeriğini tamamlayın. Bunu da bir imparatorluğu yok ederek yapın. Aşağışileri kurmak esasında buradaki olay. Mesela bu biraz daha zor burada anlattığına göre. Yani tarihsel açıdan gidersek siz Hasan Sabbah olarak Haşhaşileri kuruyorsunuz. Haşhaşilerin başı oluyorsunuz ve çeşitli suikast zincirleriyle mesela tarihsel olarak diyelim Büyük Selçuklu Devleti'ni çökertiyorsunuz. Tarihsel olarak da bir diyelim Selçukluları yaptığınız zaman başka bir imparatorluğu da yapabilirsiniz. Eğer yakınınızda başka bir imparatorluk varsa. Burada Miosid diye bir başarım var. Yani benim sidim demek. Rodrigo Vivar isimli. İspanya'da bir karakter var. Birçoğunuz bunu El Cid diye de bilebilir. Birçoğunuz Rodrigo de Campeador Viva diye de bilebilirsiniz. El e özel de eşsiz içerik olacakmış. Ve bir dizi olay döngüsü sonrasında da onurlu bir adam sonucunu elde ederek bu başarımı elde edebilirsiniz. Tabii El Cid olarak oynarsanız yine çok fazla seçeneğiniz var. Bu başarımı elde etmeniz onun tarihsel yolculuğunu izleyerek olur. Şimdi şöyle söyleyeyim. El Cid normalde Önce Kastilya kralı olan Sancho ile çalıştı. Yani onun hizmetinde çalıştı. Sancho bir noktada ölünce onun kardeşi Alfonso için çalıştı. Alfonso onu sürgün etti. Toledo'yu ele geçirdikten sonra. Elsid bu sefer güneye gitti. İşbilye'de çalıştı. Müslümanlar için Hristiyanlara karşı savaştı. Hristiyanlar için Müslümanlara karşı savaştı. Bazen Hristiyanlar ve Müslümanlar kendi aralarında çarpıştı onlara yardımcı oldu. Barcelona için savaştı ve bir noktada Valencia'da kısa süreliğine de olsa kendi krallığını kurabildi. Yani El Cid için tarihsel açıdan da çok özgün içerikler olabilir. Regnum Dei yani Tanrı'nın krallığı diye bir başarım var burada. Bu başarımı elde etmek istiyorsanız 1178'de Kudüs kralı 4. Bodwin olarak oynamanız gerek. Selahaddin Eyyubi'de bir savaşta yenmeniz lazım. Yani kolay gelsin. Çünkü Son zamanlarda Crusader Kings 3'ün kendi kanalında yaptığı canlı yayını izlediyseniz, Selahaddin çok kırık bir karakter. Kırık derken çok fazla güçlü öyle söyleyeyim. Çok fazla toprağı var, ordusu güçlü, geliri iyi. Aylık en az 30 altın kazanıyor başlangıçta. 5 tane erkek çocuğu var ve bunlar çocuk yaşta. İstese hemen ittifak da bulabilir. Siz eğer Baldwin olarak başlarsanız kendinizden en az 3-4 kat daha güçlü bir kişiyle karşı karşıya geleceksiniz ve bu kişi sizin deyim yerindeyse etrafınızı çeviriyor olacak. Belki birkaç ittifakla çözebilirsiniz bilmiyorum. Burada benim çok ilgimi çeken başka bir başarım var. Yeni yönetim tıpkı eski yönetim gibi. Yani yeni usul ama eski usul gibi de çevrilebilir. Bunun açıklaması şu. Rum Sultanlığı olarak, İslam'la yönetilen Rum Sultanı olarak hem elinizde Konstantinopolis tutun. Yani İstanbul'u bir noktada ele geçirin ve Bundan sonra idari yönetimi benimseyin. Bu da ilginç. Belki yapılabilir yani çünkü benim gördüğüm kadarıyla Anadolu Selçuklu'da yani Rum Sultanlığında aşiretten çok Bizans'a benzeyen bir idari yönetim yapısı var. Yani valiler aracılığıyla yapılan bir yönetim var. Siz mesela burada biraz daha tarihselliğe gitmeye çalışırsanız dersiniz ki ya ben Rum Sultanıyım ama idari hükümet olmalıyım. Bunda bir yöntemi var. Önce Bizans'a karşı yeterince güçlü olun. İstanbul geçirin ve idari hükümeti benimseyin gibi bilinmezlikten ihtişama sonra tekrar bilinmezliğe sonra tekrar ihtişama diye ayrı bir başarım var şimdi bu şu oyunda normalde önceden bilinmezlikten ihtişama diye bir başarım var bu şu demek oyunun başında kont olarak başlayın ve bir noktada kendi soyunuzu imparatorluk yönetir haline getirin diye burada ise aynısını tekrar yapın sonra bir maceracı olun ve tekrardan bir imparatorluk kurun aynı şeyi iki defa yapın gibi tek oyunda belki çok zor olur ama belki de çok eğlenceli olur bilmiyoruz. Edersiniz dersiniz ki imparator olduktan sonra nasıl maceracı olacağız? Bir imparator normalde maceracı olma kararını alamayacak. Krallar ve imparatorlar bunu yapamıyor. Ha, eğer kendi topraklarını diyelim kaybederse mesela bir hak iddiasına kaybetti veya Moğol istilasına yenildi. Toprakları komple gitti o zaman. Belki bu yolu izleyebilirsiniz. Neden olmasın değil mi? Tamar Mepe isimli bir başarım var. Yani Kraliçe Tamar demek bu. 1178'de Prenses Tamar olarak başlarsanız bütün Dejur Gürcistan'ı komple yönetip Dejur Ermenistan ve Deylem krallıklarında da tamamen fethederseniz bu başarımı alıyorsunuz. Normalde tarihte Kraliçe Tamar'ın böyle bir hırsı vardı. Özellikle Büyük Ermenistan sayılan Doğu Anadolu bölgesini ve Hazar Denizi'nin kıyılarında olan Teberistan ve Şirvan'ı ele geçirme teşebbüsleri vardı. Tarihte bunu çok gerçekleştiremedi her ne kadar çoğu toprağı almış olsa da. Tamar olarak bunu da yapabilmek de hem zor ama bir o kadar da keyifli olacak gibi duruyor bence. Kaos bir merdivendir başarım var. Bu şu demek Bizans İmparatorluğu içerisinde idari yönetimde bir vali olarak ya da derin bir imparatorsunuz kendi hanenizin ailesini baskın bir aile yapın. Bu da mümkün. Bunun için yüksek derecede nüfuza sahip olmanız lazım ve belki de birçok aile üyenizi çeşitli vilayetlere bir şekilde yerleştirmeniz lazım. Bu da olabilir. Her şeye rağmen diye bir başarım var. Burada Bizans'ın surlarını görüyorsunuz. Özellikle İstanbul'da bulunan surlar bunlar. 1178'de başlayarak Teodosi surlarını yeniden kur kararını al. Şimdi şöyle bir durum var. 1178'de Bizans çok düşük bir noktada başlıyor. Her ne kadar askeri gücü ve ekonomisi fena olmasa da topraklarının bir çoğunu kaybetmiş. Özellikle 867'deki halinden daha kötü bir noktada. Yani hem dejur topraklarını almak hem de bu Teodosi surları denilen bu özel alanı yeniden fethetmek, yeniden güçlenmek ciddi zor olacak gibi. Busy work diye bir başarım var. Bu da İngilizce bir kelime oyunu. Yani Bizans'ın işi ya da çok meşguliyet anlamına gelebilecek bir şekilde çevrilebilir. Bu şu demek. Siz imparator olmadan kendi hane üyelerinizden 5 tanesini aynı anda temalarda vali yapın demek. Yani siz dahil değil. Yani sizle beraber 6 kişi olacak en azından. Yani dedim siz belki de yeterince nüfuz kasarsanız siz hariç kendi hanenizden 5 kişiyi ayrı ayrı yerlerde vali yaptırmaya çalışabilirsiniz temalarda. Ve son olarak en kaotik başarımlardan bir tanesi sanırım. Bizans'ın yok edicisi bir Haçlı Seferi aracılığıyla yeni kurulmuş Latin İmparatorluğu'nun imparatoru olun diye. Bunu da yapmak isterseniz size tavsiye edilen 1178 başlangıcıdır. Çünkü o zamanlarda bunun gerçekleştirmesi daha kolay olur. Önceki geliştirici günlüğünde de özellikle bundan bahsetmiştik. 156 numaralı bu geliştirici günlüğü bu kadar. Özellikle bu yeni gelen başarımlardan bahsettik ve bu yeni gelen başarımlar ile alakalı mesela her bir başarımı elde etmek için birer ikişer video yapılabilir. Bununla alakalı çok eğlenceli ve çok farklı içerikler de gelebilir. Ki ben sizin ilginizi çekeceğini de düşünüyorum. Mesela bir oyunda Tamar'la oynarız. Bir oyunda diyelim Baldwin'le ya da Selahattin'le oynarız. Bir videoda Topraksız oynarız. Diğer videoda mesela Rum Sultanlığı'nı idari hükümete çekmeye çalışırız. Bakalım nasıl olacak. Hiç kolay olacak gibi durmuyor. Ancak sırf şu başarımlardan bile çok güzel içerik çıkabilir. Ve şimdi geldik sıradaki bu geliştirici günlüğüne 157 numaralı Planlar ve Hikayeler isimli geliştirici günlüğü var. Geliştirici günlüğünün isminden de anlaşıldığı gibi öncelikli olarak bütün bu düşmancıl, dostane, kişisel, siyasal gibi genel plan yapısını ciddi anlamda değişiklik getirmişler. Biraz bunlardan bahsediyor olacağız. Aynı zamanda geliştirici günlüğünün sonunda da belli başlı karakterler için özgün hikayeler de koymuşlar. Burada gördüğünüz gibi mesela entrika penceresine bakıyoruz. Birine karşı bir plan başlattığınızda yapısı tamamen değişmiş oluyor. Normalde planlar şöyle işler. Diyelim bir cinayet planı başlattınız birine karşı. Bu cinayet planında sizin entrika yeteneğiniz, karşı tarafın entrika yeteneği, elinizde bulunan casus başı, karşı tarafın casus başısı ve sizin planınıza dahil edebildiğiniz ajanlara göre esasında çok basit olan yüzdelik şansa dayanan bir plan var. Bu planlar tabi bütün bu etkenlere bağlı olarak 8 sene sürebilir, 10 ay da sürebilir. Fakat mevcuta yapısı çok basit ve çok tek düze. Öyle söyleyebilirim ki paradoks da bundan bahsediyor. Bu görsele geri geleceğiz. Şöyle göstereyim size. Basitçe anlatmak gerekirse paradoksa göre eski plan sisteminin çok rastgele işlediğini düşünmüşler. Sizin siyasi planlarınızın düzenekleri bir arbalet yerine bir mancınık gibi çalıştığında siyasal planlar yapmak baya bir zor oluyor. Yani bu şu demek bir kişiyi gizlice ortadan kaldırmak için planınızın düzgün işlemesi amacıyla birden fazla kişiyi dahil ediyorsunuz. Yani bir alana nüfuz etmiş oluyorsunuz. Yani bu gizli planınız aslında çok da gizli olmuyor bir noktada. Yani bir ok ve yay etkisi yerine mancınıktan düşen bir kaya etkisi yarattığı hissiyatı veriyor bu açıklamada zor durumlarda diyelim savaş esnasında ya da bir miras meselesinde birini ortadan kaldırmak eski plan sistemine göre yeterince pratik değil. Genelde çok ikili çalışıyor. Yani ya siyah ya da beyaz kıvamında. Siz bir plan başlattığınızda burada yazdığına göre siz o planın ya mükemmel bir şekilde gerçekleşeceğini ya da denemeye bile değmeyeceğini gördünüz. Bazen de çok nadir olarak böyle bir orta nokta gelirdi. %50, %55 şans gibi. Yani dolayısıyla sizin mesela başlattığınız planın şansı yeterince yüksek değilse zaten çok bir sonuç alamazsınız çünkü plan yavaş işler ve gizliliği de zaten yoktur. Dolayısıyla o planı hiç başlatamazsınız. Yani ya mükemmel bir şekilde başlatacaksınız ya da hiç başlatmayacaksınız. Aynı zamanda bir planın hedefi olduğunuzda ya genelde tamamen güvende olursunuz ya da tamamen tehlikede olursunuz. Genelde böyle bunun ortası da yoktur. Yani birisi sizi öldürmek istediğinde ya siz tamamen güvendesinizdir ya da bir noktada artık suikaste kurban gidersiniz gibi. Mesela benim yeterince yüksek entrikam varsa ve casus başımda benden hoşlanıyorsa beni öldürmen mümkün değil yazıyor. Şimdi bu nokta göz önünde bulundurulduğu zaman paradoks demiş ki ya bu olmuyor. Yani bu yeterli bir plan sistemi değil. Bunu biraz düzeltelim. Bunu nasıl düzeltelim? Bunu mümkünse bu az önce bahsettiğimiz iki ayarın ortasında bir şey yapalım. Yani plan ben başlattığım anda bitsin ile planı başlatmaya değmez kıvamların arasında bir şey yapmak istemişler. Dolayısıyla böyle bir yeni yapı ortaya çıkıyor. Şimdi buna baktığımızda mesela entrika penceresi, misilleme odakları var burada aynı zamanda. Yani siz planınızı oluştururken daha çok gizliliğe mi odaklanırsınız, hıza mı odaklanırsınız yoksa Başarı şansının artmasına mı odaklanırsınız gibi. Ya yani artık bir planı gerçekleştirirken sadece insanlara rüşvetle ikna etmek de olmuyor. Artık en fazla bir plana 5 kişiyi dahil edebiliyorsunuz ve bu 5 kişinin 5 farklı görevi olacak. Artık siz belli bir ay ortalamasına göre gitmeyeceksiniz, gün ortalamasına göre gidiyorsunuz. Planların belli başlı fazları var. Siz plana normalde düşük başlarsınız ancak aldığınız kararlara göre bu başarı şansı gittikçe artar. Aynı zamanda burada yırtılma dedikleri bir ayrı mekanik var. Yani şu siz devreye soktuğunuz bir planı başarısızlıkla bitirirseniz bir yırtılma gerçekleşir ve her bir planın belli bir yırtılma sınırı vardır. Mesela bu planda 7. Bir başarısızlık sonucu bu 1 diye yazar, 2 diye yazar ve bu şekilde gider. Buraya koymuş olduğunuz kişilerin de plan güçleri farklı olur, yaptıkları işler farklı olur. Mesela buraya bir karakter koyulmuş. Bunların görevleri katil diye. Bunlar Plan gücünü artırıyor. İçeriye sızan ve ayak takımı isimli iki farklı görevde var. Bunlar planın hızını artırıyor. Bir de planın gizliliğini etki eden bir ifade veren kişi. Bu da planın gizliliğine aynı zamanda katkıda bulunuyor diyebiliriz. Bu karmaşık plan yapısı içerisinde siz isterseniz yeterince gücünüz varsa bu noktada planı hemen devreye sokabilirsiniz. Artık oyunun size dayattığı belli bir süre beklemenize gerek yok. Bunu tıpkı yeni gelecek topraksız maceracıların aldığı kontratlardaki planlara göre de uygulayabiliyoruz. Ki zaten benim anladığım kadarıyla bu topraksız maceracıların aldığı kontratlar kapsamında gerçekleştirebileceği plan yapılarına göre değiştirilmiş. Mesela biz burada topraksız bir karakter olarak ikinci Petar'ın sarayını biraz daha şıklaştırıyoruz. Biz kendimizi mesela diyelim daha şık göstermeye çalışıyoruz. Bunun içinde bir plan var. Bu bir kontrat planı. Diplomasi kontratı bu. Maksimum 5 ajan slotumuz var. Bunlara da 4 kişi doldurulmuş. Bu kişiler mesela burada 2 kişi plan gücünü arttırıyor. 2 kişi plan hızını arttırıyor. 1 kişi de diyelim eğer bir cinayet planı ise gizliliği arttırır. Ama burada gizliliği arttırmaya gerek yok. Çünkü bu suç planı ya da düşmancılık planı değil. Dolayısıyla buradaki son 5. kişi de hızı ayrıca arttırabilir. Yapısı bayağı bir değişmiş ee, planların. Özellikle düşmancıl ya da kişisel planların sistemi bayağı değişmiş. Bence iyi olmuş açıkçası. Yani ben diyelim ortalama ya da şöyle bir %75-%80 şansa ulaştım. Yani 11 ay beklemektense diyelim ben bu yeterli zemini eğer 3-4 ayda oluşturabiliyorsam planımı hemen devreye sokabilmeliyim gibi. O yüzden entrika oynamanın da bir noktada hakikaten yapısı değişiyor. Ama yine de diyelim birini ortadan kaldırmak için 11 ay bekliyorsunuz. Yani şimdi 11 ayda bir sene yapı. Siz bir planı gerçekleştirmek için bir sene harcıyorsunuz bir şekilde. Yani o da bana bir nokta hakikaten mantıksız geliyordu. O yüzden ben bu kumar ve süre harcama meselesi yüzünden entrikadan bayağı bir uzaktım. Belki bu entrikayı bayağı iyileştirecek. Öyle gözüküyor. Biraz ajanlardan bahsedelim. Mesela İnsanları neye göre seçebiliriz ve neye göre ajan olarak atayabiliriz? Şimdi normalde bu eski sisteme göre yeterli paranız olması durumunda insanlara rüşvet vererek normalde insanları ikna edebiliyorsunuz plana dahil etmek için ve bu insanlar da sadece planın gücünü arttırıyorlar. Şimdi tabii herkesi dahil edemiyorsunuz. Yani para vererek de olmuyor mesela bir saray mensubu sarayında bulunan yöneticiden korkuyorsa mesela kesinlikle dahil olmaz kendisinden çok hoşlanıyorsa kesinlikle dahil olmaz gibi. Mesela burada ayak takımı isimli bir pozisyon var. Bu ajanın yaptığı size önceden anlattığım gibi plan süresini etkiliyor. Ayak takımı pozisyonuna birini getirmek istiyorsanız dövüş gücü ve entrikasının iyi olması lazım. Düzenbaz ve sakin özelliklerinden iyi faydalanır ama dürüst ve öfkeli özelliklerinden de ciddi ceza alır. Ayak takımı pozisyonda planları daha hızlı gerçekleştirmeye yardımcı olur. 6-7 ay yerine diyelim 3-4 ayda bitirmenize yardımcı olur. Burada katil isimli bir pozisyon var. Bu da ajanlardan bir tanesi. Plan gücü sağlar. Yine dövüş gücü ve entrika yeteneğini iyi olmasını gerektirir. Sadist ve sabırlı özelliklerinden iyi sonuç alır ama şefkatli ve sabırsız özelliklerinden de ciddi zarar görür. Yani bu planın iyi işleyebilmesi için genel olarak katil diye atadığınız kişinin özelliklerin iyi olması ve burayı iyi arttırabiliyor olması lazım. Mesela diyelim birine cinayet planı uygulayacaksınız, birini öldürteceksiniz değil mi? Rasat isimli kişiyi öldürtmek istiyorsunuz. Böyle yeni bir pencere açılıyor artık. Burada oyun gösteriyor. Yönettiğimiz karakter planın hedefi olan kişi. Planın olasılıkları burada zor diyor. Plan faz uzunluğu 112 gün yani plandaki fazlar arasında 112 gün var. Ve planın genel gizliliği %27. Şimdi mesela biz bu noktada burada iş tamamen daha kompleks haline gelmeye başlıyor. Daha karmaşık hale gelmeye başlıyor diyebiliriz. Biz ajan seçimimizde belli bir düzene göre ayarlamamız lazım. Yani artık sadece böyle rüşvet verip ajan koymakla olmayacak. Biz mesela ajanlarımızı dengeli bir şekilde de ayarlatabiliriz. Ya da deriz ki bizim ekleyeceğimiz ajanlar plan gücünü arttırsın veya plan süresini azaltsın ya da genel olarak ajanlar gizliliği arttırsın gibi. Mesela bir noktada biraz daha zayıf kalabilir ama odaklandığınız noktayı ciddi anlamda güçlendirebilir. Bu daha çok genel plan anlamında zayıf kaldığınız yerlere odaklanmanızı yardımcı olur. Yani benim anladığım kadarıyla artık planları ya böyle uzun vadede uzun süreli bitirebilirsiniz. Mesela gizliliği arttırarak diyelim ama biraz da süresini uzatarak da bitirebilirsiniz veya çok hızlı bir şekilde de bitirebilirsiniz. Bu da olabilir. Burada başka bir görsel var. Mesela burada Polonya kralı var. Kont Marian'ı öldürme planı var. Plan gücü %19 ve plan gizliliği %48. Ajanlardan bir tanesi burada mevcut. Dobronyeva. Böyle bir event geliyor. Burada alınabilecek 3 seçenek mevcut. Mesela burada anlattığına göre ajan olarak koyulan kişi esasında en yetenekli kişi değil. Her ne kadar kendisi ciddi çaba gösterse de ve bizim uğraşlarımızın boşa gitmemesi için çalışsa da burada biraz bir tereddüt var bizim tarafımızda. Kişinin kendisini geliştirmesi her türlü uzun vade iyidir ama ciddi de maliyeti olabilir. Mesela bu şu olur. Bu eventte biz ajanlarımızdan bir tanesi de dersek ki ya sen bundan daha iyisini yapabilirsin bence ya dersek burada ilk pencere çıkıyor. Dobronieva'ya karşı bir entrika meydan okuması. %57 ihtimalle. Kendi entrikasını %3 arttır ama %72 stres kazanır. Bizden hiç hoşlanmaz gibi. %43 ihtimalle de hiçbir değişiklik olmaz ama yine de stres kazanır. İkinci seçeneği seçersek mesela deriz ki ya burada hakkı olan tabii ki de planı oluşturan kişinin kendisi, yani biz. Biraz daha kibirli bir cevap oluyor. Bu da şu demek, cinayet planındaki her ajan bize karşı mesela 15 görüş kazanır ama Dobronyeva bize karşı 30 görüş kaybeder. Ya da deriz ki plan aslında gayet iyi gidiyor. ya yani Bu şu demek, üçüncüyü seçersek plan 20 gün daha hızlanır. Yani ileriye doğru 20 gün atlar. Burada karşımıza gelen eventler de artık bayağı farklı sonuçlar vermeye başlayacak bize. Peki asıl ajanı davet etme işi nasıl olacak? Mesela burada konok dükü yani İrlanda'da bir dük olan birini dilimi yönetiyoruz ve bir ajan var. Biz bu ajanı nasıl davet ederiz? Burada farklı seçenekler var. Biraz rüşvet veririz, baya bir rüşvet veririz. Bize karşı koz elde etmesini sağlayabiliriz ya da kendisine karşı bizim kozumuz varsa biz o kozu kullanabiliriz. Diyelim ki bizim prestijimiz yeterince yüksek. Bu da şu olur hani bizim şanımız, bizim itibarımız zaten bizim için yeterli demek. Aynı zamanda plan ilerlediyse planın başarısına göre de bir ajanı ikna etmek mümkün. Tabii burada mesela anlattığına göre eğer birinden gerçekten kurtulmak istiyorsan yani gerçekten gerçekten kurtulmak istiyorsan gerekirse hazineni boşaltırsın. Gerekirse birilerine iyilik borcu verirsin. Gerekirse birilerine toprak da verirsin. Eğer planı ilerletmek amacın varsa maliyeti yüksek olsa da bir şekilde ilerletebiliyorsun demek. Burada da bir planın anatomisinden bahsetmiş. Ajanlar dışında getirilen diğer büyük değişiklik ise planın ilerleme süreci. Ya şimdi mesela eski sistemde diyor ki her x ayda bir planın rastgele bir ilerleme süreci var. Bu çok yavaş da olabilir, çok hızlı da olabilir ama genelde en az 10 aya ihtiyacınız var. Yani daha hızlı yapamazsınız siz bu planı. Yani sizin yeteneğinize bağlı kalmaksızın ya da insanların sizden ne kadar hoşlandığına ya da sizden ne kadar nefret ettiğine bağlı kalmaksızın yine en az bir onay beklemeniz gerekiyor. Ve ayrıca sizin planınızın başarılı olması o plana ajan dahil etmenin dışında çok gelişmiyor. Belli bir başarı ihtimaliniz var ve o ihtimal dahilinde planı devreye sokuyorsunuz. Şimdi yeni sistemde nasıl olacak? Burada anlattığı gibi. Başarı şansınız genelde düşük başlar çoğunlukla bazen sıfırın altında bile başlayabilir eğer yüksek kademeli hedefleri hedefliyorsanız. Ama zamanla maksimum seviyeye de gelebilir. Dolayısıyla artık tamamen olasılıklara ve dahil ettiğiniz kişilere bağlı kalmaksızın bunun yerine sizin hızınız almanız gereken kararların zaman aralığını da azaltabilir. Siz bu fazlardan bir tanesini tamamladığınız zaman plan içindeki A fazı ile B fazı arasındaki süreyi tamamladığınız zaman bir avantaj puanı elde edersiniz ve siz bu avantaj puanını burada anlattığı gibi ister ajan alarak planı daha iyi hale getirebilirsiniz ya da planın diğer ayarlarıyla mesela hızını arttırmak veya azaltmak, gücünü arttırmak veya azaltmak, gizliliğini arttırmak veya azaltmak gibi bu şekilde farklı ayarlarda da kullanabileceksiniz. Az önce zaten benim bahsettiklerimi burada da anlatıyor. Şimdi genel fikir şu. Yüksek entrika genelde birini ortadan kaldırmak konusunda hızlı, gizli ama güçlü bir ajan kompozisyonu ile yapılabilir. Bir planın potansiyel gücü ağırlıklı olarak ajanlara bağlıdır. Yani temel olarak %30'luk bir güce sahipler bir planın gerçekleşebilmesi için. Dolayısıyla bir planı tek başınıza artık taşıyabilmeniz çok mümkün değil. Burada bir pencere var. Mesela planın mevcut şansı %16.8 artık ondalık seviyelere de inmişler. Ve bu planın mevcutta maksimum alabileceği potansiyel %86. Mesela burada bizim entrikamız artı 6 sağlıyor. Zamanla bu plan gücü iki faz arasında %10.8'lik bir yüzdelik artış var. Bizim entrikamıza bağlı kalarak da her faz başına %2.7'lik bir artış sağlıyor. Plan gizliliği de burada anlatılıyor aynı zamanda. Artık bir plan ne kadar uzarsa gizliliği de o kadar azalıyor. Yani bunun diyelim devreye sokulan ajanla ya da entrika yeteneğinden biraz da koparıyorlar artık size diyelim 6 aylık bir süre veriyorlar. Gizliliğin hiç değişmediği bu ilk 6 ay. Sonrasında aylık bu gizlilik puanının bir noktada düşme ihtimali de var. Çünkü bir plan ne kadar uzarsa, bir noktada bir yerden kopma şansı yine o kadar artar bu mantığa göre. Önceden de bahsettiğim gibi planlarda yırtılmalar da olabilir. Her planın belli bir yırtılma sayısı vardır ve siz bu yırtılma sayısına maksimum ulaştığınız zaman sizin planınız otomatik olarak yok olur. Peki planın sonuna geldik. Artık planı devreye sokabiliriz. Burada ne olacak? Burada böyle bir pencere çıkıyor. Alabileceğimiz burada 4 farklı karar var. Şimdi plan dahilinde her faz bitiminde biz bir avantaj puanı kazanıyoruz. Burada yine avantaj puanları da birikmiş plan boyunca. Plan gücü burada %22.2. Bu plan dahilinde %88'lik maksimum bir süre mevcut. Eğer 5 avantaj harcarsak burada anı yakala kararını alabiliriz. Bunun sonucunda da %22'lik bir başarı şansıyla biz bu hedefi ortadan kaldırmaya çalışırız. 10 avantaj harcarsak %27'lik bir başarı şansı olur. Aynı zamanda %5'lik bir ekleme yapılır üstüne. Diğer iki seçeneği seçemiyoruz çünkü yeterince avantajımız birikmemiş. Mesela burada karşı önlemler var. Counter measures dedikleri yani bir plana karşı alınabilecek bir önlem var. Plandaki şanslar ve basit planlar diye anlatılabiliyor. Bunlar tıpkı konseydeki casus başının planları önle görevinde olduğu gibi siz belli karşı önlemlerden bir tanesini seçerek bir noktada size karşı uygulanacak planın ya da sizin uygulayacağınız planın açığa çıkmasını engelleyecek belli önlemler de alabilirsiniz. Mesela burada diyor ki Birisinin sizi öldürmeye çalıştığından şüpheleniyorsunuz ya da biri sizi baştan çıkarmaya çalışıyor. Siz de baştan çıkmak istemiyorsunuz. Entrika penceresindeki bu karşı önlem odakları sizin odaklanmak istediğiniz noktada sizi daha çok koruyor. Mesela sizden birisi hoşlanmıyor ve sizi öldürmeye çalışıyor değil mi? Siz buna göre eğer bir odak noktası seçerseniz karşı önlem açısından ona göre daha başarılı olursunuz. Tabi bu karşı önlemlerinde farklı farklı türleri var. Bunlar dini öğretilerden veya kültürel geleneklerden de etkilenebiliyor. Onlara göre değişebiliyor. Mesela burada kişisel bir plan var. Dük Robea isimli bu kişiyi etkilemeye çalışıyoruz. Bu zaten düşmancılık bir plan değil. Dolayısıyla gizlilik mekanizması yok. Sadece başarı şansı ve plan süresi var. Ve son olarak hikayeler kısmına geldik. Şimdi belli başlı özellikle topraksız karakterlere özel hikaye dizileri aktarılmış. Tıpkı bu başarımlarda anlattığım gibi Elsid ve Hasan Sabbah isimli bu iki karakterin özellikle kendilerine özgü eventleri ve içerikleri olacak ve siz dilerseniz bunların tarihi açıdan hikayelerini de tamamlayabileceksiniz. Yani şu, bu şu demek olur. Eğer mesela Haşhaşileri kurmazsa Hasan Sabbah gerçekten Hasan Sabbah olabilir mi ya da Norman katili olan bu Herward isimli karakter tek bir Norman öldürmediyse bu isim ona yakışır mı gibi tarihte bilinmiş ve görülmesi beklenen hikayeleri bir şekilde paradoks bize aktarmış. Kendi başarımları olan bu karakterler de zaten bu tür hikayeleri olacak. Özellikle bu aşağıda görmüş olduğunuz dört karakter için yani Elsid, Hasan Sabbah, Muhafız Herward ve Emevi hanesinde olan Velide Bint El Mustakfi isimli bu dört topraksız maceracı karakter için özel hikayeler olacak. Burada gelmesi beklenen ve tasarımın son hali olan topraksız karakterlerin görüntüleri. Mesela burada Hasan Sabbah'ı değiştirmişler. Görünüşü değişmiş. Kutalmış oğlu Süleyman bildiğimiz gibi. Robea Crispin biraz daha kelleştirmişler. Hatta sakalı tıraş edilmiş. Rodrigo Diaz neden Anglo-Saksonlara benziyor bilmiyorum. Belide bin El Mustafi çoğunlukla aynı. Ve Herwerd biraz kilo almış gibi duruyor. Böyle yeni bir tasarıma girilmiş. Mesela El Cid olarak maceranıza diyelim Kastilya kralı güçlü kral Sancho ile başlarsınız. Sonrasında isterseniz ona olan bağlılığınızı gösterir ya da ondan koparsınız. Eğer diyelim kral Sancho öldürülürse ve kardeşi Alfonso Paşa geçerse Alfonso'ya hizmet edersiniz. Sonra İberya boyunca gezersiniz ve bir noktada İberya mücadelesi kapsamında ciddi iş bulup kendi krallığını bile oluşturabilirsiniz. Çünkü artı de bilindiği gibi El elde ettiği popülerlik ve zenginlikle Valencia'da kendi krallığını bile kurabiliyor. Burada ikinci bir karakter var. Velide Bint El Mustakfi yani El Mustakfi kızı Velide diye çevirebiliriz. Kendisi Emevilerin sonuncu kişisi olarak geçiyor. Yani Endülüs halifesi Muhammed'in kızı. Tarihte kendisi şairlik yaparak kendi kurduğu okulda kadınlara eğitim vererek ve memleketi olan Kordoba'da genel olarak bir eğitim öğretim hizmeti sağlayarak hayatını geçirmiş. Hiç evlenmemiş, çocuk sahibi olmamış ancak çeşitli aşıkları olmuş. Bir maceracı olarak onun hikayesi genelde evlat edinecek bir çocuk arayarak dönebilir. Yani yaşlı bir kadın olarak yine belki baştan çıkarma, romantizm gibi planlar, birilerine aşk dolu mektuplar ve şiirler yazarak bu planları gerçekleştirmeye çalışmalar. Yani yaşlı bir kadın normalde Crusader Kings 3'te çocuk sahibi olamaz. Dolayısıyla bir kadın eğer çocuğu yoksa ve kendi hanesinden, kendi hanedanından bir varis bırakmak istiyorsa bu noktada benim aklıma gelen tek şey evlat edinmek olur. Ciddi bir katip olarak başlıyor. Sağlam da parası var, sağlam da prestij seviyesi var. 1066'da gerçekten yaşlı ve belirlenmiş varisiyle hikayesi devam edebilir. Burada Hasan Sabbah'tan bahsediyor aynı zamanda. Kendisi 1066'da özellikle çok da böyle dindar bir ergen değil. Fakat çok dindar olabilir yakında. Özellikle İsmaili bir vaizle karşılaştığı zaman hayatı radikal anlamda değişebilir ve Haşhaşi tarikatını kurarak da dağdaki yaşlı adam lakabını da alabilir. Bir maceracı olarak onun hikaye içeriği genelde kendi dinini bulunduğu kontuklarda yayarak geçiyor. Bunu yaparak da aynı zamanda bir noktada Mısır'a çağrılır. İsmaili mezhebinden Nizariliğe geçer. Sonra da bu mücadeleyi alır Selçukluların yönettiği Pers İmparatorluğuna yönlendirir. Eğer bu süreç boyunca yeterli kontukta din çevirebilirse ve yeterli destek alabilirse halklardan Sünni Türklere karşı Hasan bir devrim başlatır. Bir noktada eğer hikayede isterse Haşhaşi tarikatını kurabilir. Hasan oyuna bir katip olarak başlıyor. Tabi öğrenim yeteneği boyunca da kendi gidişatını kendisi belirleyebilir. Yani biz Hasan Sabbah'la ne yapacağız? Sadece bir cinayet planı başlatarak birilerini öldürmeyeceğiz. Esasında önceden kendi felsefemizi insanlara yaymamız gerekecek ki destek alalım. Muhafız Herward isimli bir karakter var. Kendisi Anglo-Sakson bir karakter. Normalde Herward isimli bu karakter 1066'da İngiltere Normanlar tarafına istila edilince kendisinin sürgün edilmesiyle başlıyor. Tamamen değişen bir toplum ve krallık yapısında da Herward yeni gelen bu düzene bir direniş sembolü haline geliyor biraz da. Bu da oynanabilir bir karakter. Freebooter yani bir eşkıya olarak oyuna başlıyor. Yani siz nasıl desem bir suçludan çok belki kendinize bir intikam meleği özelliğini yakıştırırsanız yani benim işlediğim suç suç değil esasında bir nevi adalet getiriyorum derseniz Normanlara karşı bu gazabınızı aktarabilirsiniz gibi. Bundan biraz daha böyle küçük kıvamda başka hikayeler de eklemişler. Mesela bu görselde gördüğünüz gibi. Artık 1066'da tutanmış oğlu Süleyman Adıyaman kontu olarak başlamayacak. Ya da oyunda Samosata ya da Samsat diye gösterilen topraklı bir yönetici olarak başlamayacak. Artık topraksız bir maceracı. Şimdi bu benim hoşuma gitti çünkü bu tarihsel açıdan doğru. Alparslan burada anlattığına göre 1063'te Sultan Tuğrul arkasında bir varis bırakmadan ölüyor ve sultanlık bir kaosa sürükleniyor. Bir noktada kurultayda Kutalmış'ı seçmeyi düşünüyorlar. Fakat Alparslan arkasına yeterli destek alıp Horasan'dan iniyor ve bir çarpışma oluyor. Demgan Savaşı'nda Kutalmış'ı ve Süleyman'ı yeniyorlar. Kutalmış savaşta ölüyor, Süleyman da esir ediliyor. Esaretten çıkıyor fakat kendi akrabaları onu ülkeden sürgün ediyorlar. Burada anlattığına göre bu. Hatta burada diyor ki bir not düşmüşler. Bizi daha büyük şeylerin beklediğini biliyorum diyor. Oğuz orduları her ne kadar şu an Roma İmparatorluğuna baskı yapsa da bizim elde edebileceğimiz topraklar bizi bekliyordu. Ya burada mesela şu kaderi belirleyebiliriz. Biz Selçukluların yani Alparslan'ın tuttuğu Pers İmparatorluğuna hak iddiası mı elde ederiz ve Büyük Selçuklu'yu mu kurtarmaya çalışırız ya da Büyük Selçuklu'ya mı çökeriz veya artık Büyük Selçuklu'yu arkada bırakıp yeni bir Selçuklu ülkesi mi kurarız? Yeni bir Selçuklu ülkesinden ne kastettiğimi artık az çok anlamışsınızdır. Burada alabileceğimiz iki karar var mesela. Artık yeni bir Selçuklu ülkesi kurmanın vakti geldi ve bu da benim haderim. Bunun sonucunda ne olur? Bir şöhret seviyesi kazanırız ve Maraş'ta elimize 600 kişilik bir ordu geçer. Fakat önceden biz yani kutalmış oğlu Süleyman ile Alparslan önceden rakip olmuş. Artık ya bu çok kötü bir şey mesela. Normalde tam adil bir karakter. Adil karakterler cinayet planı başlatmaz ama rekabet hiç de hoş değil. Paralı asker durumuna geçeriz. Ve elimize Maraş'ta da 600 kişi bir ordu geçmiş olur. Veya dersek ki Selçuklu tahtı bana ait. Ya bu şu demek. Büyük Selçuklu ya benim geçmem gerek dersek her imparatorluğu olan Selçuklulara zayıf bir hak iddiamız geçer ve biz meşruiyetçi topraksızlar oluruz. Bunun durumunda da biz Alparslan ile Süleyman can düşmanları olurlar. Hani mesela şey diyebilirsiniz. Anadolu Selçuklu böyle artık batıya doğru ilerlesin ya da bazılarınız da çıkıp diyebilir ki Anadolu Selçuklu'yla Büyük Selçuklu'yu kurtarmak lazım. Artık ister doğuya gidersiniz, ister batıya gidersiniz ya da haritada başka bir yerde bir Rum sultanlığı kurabilirsiniz. Artık bu da size kalmış. Mesela burada başka bir ufak hikaye var. 867'de eğer Vasilios Vasileos olarak başlarsınız, kendisi belki hatırlarsınız, önceki imparatoru öldürmekle bilinir. Ve kendisi de oyuna başladığı andan itibaren bunun kaderini belirleyebilecek bir eventle karşılaşıyor. Karşınızda 3 tane seçenek var. Dersiniz ki İmparator Michael bir sarhoş olarak öldü, bir sarhoş olarak anılacak. Bunun sonucunda önceki imparatorun lakabı sarhoş olarak geçer ve biz 200 meşruiyet kazanırız. İkinci seçeneği dersek de şu olur. Aptal herif bana ailesini, tahtını ve hayatını verdi. Bence bu yeter. O zaman da Önceki imparator 3. Michael'ın ismi dindar olur ve biz 500 dindarlık kazanırız. Ya da deriz ki bunun sahip olduğu da gayet güzel bir üzüm bağıymış. O zaman 3. Michael genç imparator olarak anılır ve bizim ailemizin konağına üzüm bağı eklenir gibi. Burada da artık mesela 867 olarak başlıyorsunuz. Başlangıç da belli başlı şeyleri ve sizden önceki adamın nasıl anılacağını da siz karar verebilirsiniz. Ve tabii son olarak eğer diyelim 1066'da Normanlar Anglo-Saksonları İngiltere'den def ederse Anglo-Saksonlar da kendilerine yeni bir toprak arayabilir. Özellikle diyelim Karadeniz kıyılarında yeni İngiltere'yi kurmaya çalışabilirler. Burada Abasyan'ın kuzeyinde Azov-Körfez civarlarında da yeni İngiltere diye bir yer kurulmuş. İsmi de Bollingstone. İlginç. Efendim benim anlatacaklarım bu kadardı. Ve son geliştirici günlüklerini incelemiş olduk. Artık bundan sonra yapmamız gereken tek şey 24 Eylül beklemek. Ve 24 Eylül'de oyun güncellendikten sonraki bir hafta içerisinde özellikle topluluğun da geri dönüşüne bakarlar ve sonraki güncellemeleri, sonraki geliştirmeleri nasıl yapacağına paradoks karar verir diye düşünüyorum. Umarım bu anlattıklarım hoşunuza gitmiştir. Az da olsa çok da olsa bir şeyler anlayabilmişsinizdir ve keyfinize gitmiştir diye düşünüyorum. Belli başlı yeni şeyler öğrendik. Böyle çok kritik olduğunu düşündüğüm bilgiler çok yok aslında. İşte böyle beklerken bizim iştahımızı biraz da dindiriyorlar gibi. Bu tür ufak tefek yeni bilgilerle. Bakalım ben de bekliyorum. 4 ay dedik, 3 ay dedik, 2 ay dedik. E bir haftadan az kaldı artık. Benim asıl merak ettiğim şey siz bu güncelleme ve yeni gelecek ek paketle alakalı ne düşünüyorsunuz? Özellikle bunu yorumlarda belirtirseniz sizin de fikirlerinizi görmüş olurum ve topluluk olarak bir fikir alışverişi yapabiliriz. Rose to Power güncellemesi ve ek paketi çıkana dek görüşmek üzere. Hoşçakalın.